Bunları önce denklem gibi düşünelim. X artı y eşittir 2. Diğer taraftan diğeri de x eksi y eşittir 2 denklemi olacak. Şimdi bunların doğrularını çizmek istediğimiz zaman sırayla x eşittir 0 deriz. 0 için y eşittir 2 çıkar. Y eşittir 0 dersek x eşittir 2 çıkar. 0'a 2 noktası bu noktadır. 2'ye 0 noktası bu noktadır. Bu şekilde çizeriz. Diğerine baktığımızda x eşittir 0 dersek y eşittir buradan eksi 2 olur. Y'ye 0 verirsek bu sefer de x eşittir 2 olacak. 0'a eksi 2 noktası bu noktadır. 2'ye 0 noktası yine bu noktadır. Şimdi her birisi için eşitsizliği sağlayan değer kümesini burada göstermemiz gerekiyor. Önce birincisinden başlayalım. Bunlar orijinden geçmediği için her ikisinde de 0, 0'ı kullanabiliriz. Orijinin koordinatları. 0, 0 noktası toplamı 0 yaptığı için 2'den büyük değildir. Dolayısıyla kırmızı ile gösterilen doğruyu bakarsak şuradaki nokta çözüm kümesinde olmayacak. Öyleyse bunu değiştirelim. Diğer tarafı bu şekilde tarayalım. Burada sağ taraf, buradakilerin hepsi çözüm kümesi olacaktır. Şimdi diğerine geldik. Burada da yine 0, 0 noktasını düşünelim. Buraya 0, buraya 0 yazdığımız zaman 0, eksi 0, 0 yapar. 2'den küçüktür. Dolayısıyla biz taradığımızda bu noktanın olduğu yer çözüm kümesinin içerisinde olacak. Mavi çizgiye göre burada da bu tarafı tararız. Bu şekilde yaptığımızda grafikte 2 defa taranan şuradaki parça çözüm kümesidir. Yani üstteki buradaki parça çözüm kümesidir, kesişim kümesidir.